sunum yapacağız. Ancak buluş bildirimi nasıl yapılır konulu sunumun içinde aslında buluş nedir, buluşçu nedir, buluş bildiriminin neden yapılması gerektiği ve içeriğinin nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili bazı trikler, bazı tüyolar vermeye çalışacağım ben. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde patent ve lisanslama uzmanı olarak çalışıyorum. Volkan Okutan. Normalde böyle etkileşimli sunumlara ve etkileşimli seminerlere alışık birisiyim. Böyle uzaktan olunca birazcık zor olacak ama şöyle yapmayı düşündük biz. Sorularınızı chat bölümüne yazarsanız bu sunumun sonunda hepsini cevaplamaya çalışacağız. Yani sunum içinde soru almayacağım ama sunum devam ederken aklınıza gelen soruları yazarsanız tekrar geriye dönerek hem bir tekrar olmuş olur. Cevaplamaya çalışacağız. Başlayabiliriz herhalde gibi gözüküyor. Yavaş yavaş başlayalım. Buluş bildirimi. Buluş bildirimi neden yapılır? İlk önce ondan başlayalım. Yani bir buluş bildirimini neden yapmak mecburiyetimiz var? Bunlardan ilki yasal yükümlülük. Çalışanlara, yani hizmet buluşu yapanlara 67-69 Sınai Mülkiyet Kanunu'nun bir yükümlülüğü var. Bunlar da çalışanın işverenine, yüksek öğretim kurumu mensubunun da kendi yüksek öğretim kurumuna yaptığı buluşla ilgili buluş bildirimi yapma yükümlülüğü var. Burada hizmet buluşu tanımı önem kazanıyor. Hizmet buluşu ne demek? Hizmet buluşu iş yerinin veya çalışan kişinin çalıştığı konuyla ilgili faaliyet gösterdiği alanda yaptığı ve bu iş yerinde veya işte kamu kurumunda edindiği deneyim ve çalışmalar sonucunda çıkan buluşlar. Yani kendi faaliyet alanınız, kendi konunuz, kendi teknik alanınız, çalışansanız iş yerinizin faaliyet gösterdiği alan içinde yaptığınız buluşlar hizmet buluşu sayılıyor ve yaptığınız hizmet buluşlarını eğer bir çalışansanız işverene, eğer yüksek öğretim mensubuysanız yüksek öğretim kurumuna bildirim yükümlülüğünüz var. Yüksek öğretim mensuplarından kasıt öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri, stajyerler, çalışan uzmanlar hepsi bunların içinde sayılıyor. Bir de buluş bildirimi neden yapıyoruz? Buluş bildirimi diyelim ki tamamen bağımsız bir buluşçuyuz. Herhangi bir çalışan değiliz veya işte bir patron, işvereniz. Yani bizim bir bildirim yükümlülüğümüz yok. Bir patent vekiline patent tarifnamemizi yazdırmak istiyoruz. Patent başvurusu yapmak istiyoruz. Patent vekilleri de yani tarifname hazırlayan kişiler de buluş bildirimi alarak sizin tarifnamenizi hazırlarlar. Bu yüzden de eğer ki bir buluşçuysak zaten tarifnamemizi kendimiz hazırlayamıyorsak büyük bir çoğunluğumuz kendimiz hazırlayamıyoruz. Kendimiz hazırlayamadığımız için patent vekiline buluş bildirimi yaparak bu hazırlığa devam ediyoruz. Bir de bizim teknoloji transfer ofisinde karşılaştığımız bazı kavramların karıştığını gördüğümüz yerler var. Bazı kavramlar buluşçular, işverenler, hatta böyle hak sahipleri tarafından karışıyor. Kim nerede yer alıyor onu görmek lazım. Yaptığımız buluş bildiriminden sonra biz çalışan veya yüksek öğretim kurumu mensubuysak yaptığımız buluş bildiriminden sonra işverenimiz yani çalıştığımız firma veya yüksek öğretim kurumu bu buluşla ilgili hak sahipliği talebinde bulunabiliyor. Bu bir hak. 67-69 Sınai Mülkiyet Kanunu'na verilmiş bir hak. İşveren ve yüksek öğretim kurumu bu konuda hak sahipliği talebinde bulunursa patent hakkı işverene veya yüksek öğretim kurumuna geçiyor. Çalışansanız işverene, yüksek öğretim kurumuysanız, yüksek öğretim kurumu mensubuysanız yüksek öğretim kurumuna geçiyor. Burada eğer ki işveren ve yüksek öğretim kurumu sizin buluş bildiriminizden sonra bu hakkı kullandıysa patentin hak sahibi işveren veya yüksek öğretim kurumu yani kurum oluyor. Siz ise buluşçu olarak kalıyorsunuz. Kişiler, çalışanlar ve yüksek öğretim kurumu mensupları buluşçu olarak kalıyor. Bir de
patentten, yani patentli buluştan gelir elde eden denen bir kavramımız var. Gelir elde eden işveren de kendisi, sonuçta kendisi üretiyor, kendisi satıyor. Genel olarak kendisi tabii, eğer patenti başkalarına lisanslamıyorsa, başkalarına devretmiyorsa, genel olarak işverenin kendisi. Eğer tamamen örnek veriyorum, Arçelik'te çalışıyorsanız, Arçelik'te bir buzdolabı buluşu yaptıysanız, buzdolabı ile ilgili buluş yaptıysanız, buzdolabını satan olan Arçelik ve gelir elde eden Arçelik olacaktır. Bu gelir elde eden Arçelik size bir buluşu payı veriyor. Yanda açıklamasını görüyor musunuz bilmiyorum. Çok fazla girmeyeceğim oradaki konuya çünkü bu bir karışık bir açıklama. Üç grup buluş öngörmüş kanun. Bunlardan bir tanesi tamamen buluşçunun görev alanı dışında kendi kendine üstlendiği ve firmanın çok fazla katkısı olmadan gerçekleştirdiği buluşlar. Diğeri yine buluşçunun kendi görevinin biraz daha dışına çıkarak, inisiyatif alarak yaptığı ama firmanın katkısı olan buluşlar. Diğeri de işverenin tamamen görevlendirdiği yerde görevlendirdiği işleri yaparken yaptığı ve firmanın tam katkısının olduğu buluşlar. Bunların üç grubun buluşçu payı hesaplanırken yani elde edilen gelirin buluşçuya yansıması hesaplanırken bir önemi var. Nasıl bir önemi var? Şu katsayıları görüyorsunuzdur. Buluştan elde edilen kazancın net asgari ücret miktarının 1.000 katına kadar mesela kazanç elde edildiyse birinci grupta bir buluş yapıyorsanız işte görünen katsayıyla çarpılarak size bir miktar para aktarılıyor. Bu söylenenler hepsi taban fiyatlardır. 67-69'un taban olarak buluşçu payına yani bir hak sahibi bir buluşçu buluş bildirimini yaptıktan sonra işveren hak sahipliği elde iddia ettikten sonra yapılan patent başvurusundan elde edilen gelirin taban fiyatlarıdır bunlar. Yüksek Öğretim Kurumu'nda ise bu biraz daha farklı tabii işliyor. Yüksek Öğretim Kurumu mensubu Yüksek Öğretim Kurumu'na hak sahip yani buluş bildirimi yapıyor. Yüksek Öğretim Kurumu hak sahipliği talebinde bulunduktan sonra kendisi bir dağıtıcı veya bir şirket veya bir ticari müessese olmadığı için bunu bir sanayi ortağıyla, firmayla veya direkt olarak buluşçu ekibin kurduğu startup'la gelir elde eden bir hale dönüştürüyor. Ve bu gelir elde etme müessesesine de yani sanayi ortağı, firma veya startup'a da patenti lisanslıyor veya devrediyor. Yüksek Öğretim Kurumu'nun elde ettiği gelir patentin ticarileştirilmesinden elde edilen gelirdir. Sanayi ortağı, firma, startup burada buluştan gelir elde eder, buluşun satışından, buluşun işte yöntemse bunun kullanımından gelir elde eder. Yüksek Öğretim Kurumu hak sahibi ise patentin ticarileştirmesinden gelir elde eder. Yüksek Öğretim Kurumu elde ettiği gelirin en az 1 bölü 3'ünü buluşçu payı olarak buluşçuya veriyor. Yani Yüksek Öğretim Kurumu mensubuna veriyor. Burada o yüzden buluşçuların nasıl belirlendiği çok önemli. Buluşçuların kim olduğu çok önemli. Ben buluşçuların nasıl belirlendiği konusunda ilerleyen slaytlarda bilgi vermeye çalışacağım. Dediğim gibi yine kanunla belirlenmiş bu 1 bölü 3 pay tabandır. İsteyen kurum bu taban fiyatları yukarıya taşıyarak devam edebilir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bu taban fiyat biraz daha yukarılarda, hatta bayağı yukarıda buluşçuya daha fazla pay verme halinde devam ediyor. Peki biz buluş nedir onu bir bilelim ki buluş bildirimi yapalım. Bu önemli bir kavram. Genel olarak buluşun ne olduğunu görmek. Bir buluşun nasıl bir yapısının olduğunu bilmek buluş bildirimi yaparken de işimize yarıyor. Buluş aslında bir teknik alandaki faaliyetlerin yeni ve anlamlı bir yolunu sunan veya mevcut teknikte çözülmemiş bir probleme yeni ve mevcut duruma göre avantajlı bir çözüm sunan ürün veya yöntemdir. Bu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün yaptığı bir tanım. Ama bu tanımı biraz açmamız gerekiyor. Tanımı açarken hangi unsurların buluşun içinde var olduğunu görmemiz gerekiyor. Fikirler korunabilir mi? Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi.
fikirler teknik olarak tanımlanabilir ve işlevsel bir şekli olmaksızın sınav mülkiyetin yani patentin koruma kapsamının bir konusu olamazlar. Yani ne demek burada? Buluşlar korunabiliyorsa, buluşlar aslında fikirlerin uygulama şekline sahip olan, yani bir tanımlanabilir bir teknik şekle sahip olan hali. Bir buluş için iki unsurun birlikte oluşmuş olması gerekiyor. Bu unsurlardan bir tanesi fikir ve konsept, yani zihinsel kısım. Diğeri ise bu fikir ve konseptin uygulama şekli, fiziksel kısım. İlla ki bu fiziksel kısım prototip veya işte başka şekillerde bir sanal ortamda modelleme gibi bir şekilde ortaya çıkmış olması gerekmiyor. Buluşçunun sadece zihninde bile olsa ama tabii ki bu zihninde olan uygulama eksiksiz de operasyonel olmak zorunda. Tamamen olmak zorunda. Sadece zihinde bile olsa uygulama olarak sonuca ulaşabilir bir teknik yapıysa bu da bir uygulama şekli olarak sayılıyor. Burada aslında işte ben böyle örnek verirken bir şeyleri göstermek istedim. Bir ağaç gölgesinde oturup Boğaz'ın bir kıyısından diğer kıyısına uçarak geçmek, köprüler yok tabii o zaman, ne kadar güzel olur diye düşünen birisi tabii ki buluş yapmış olamıyor ama Hazarfen bununla ilgili acı çekerek, kuşları inceleyerek, bu kuşların kanatlarını belki insana uygulayıp scale-up yaparak ve bunun bütün fiziksel yapısını hesaplayarak bir şekilde bir buluş yapmış oluyor. İnsana uygulanabilen bir kanatla ilgili bir buluş yapmış oluyor. Yani, tamamlanmış bir buluşu anlamak için şunu görmeniz gerekir. Buluşçu buluşunu teknikte uzman kişiye anlattığında teknikte uzman kişi buluşu yaratıcı inisiyatif kullanmadan hayata geçirebilmelidir. Bakın bu tanım çok önemli. Neden çok önemli? Teknikte uzman kişi tanımımız bizim her zaman için şöyledir. Yaratıcı bir yapısı yoktur ama teknikteki her şeyi bilir. Sizin buluşunuzu bu kişiye anlattığınız zaman bu kişinin buluşunuzu tamamen sanayi uygulanabilir halde fonksiyonel olarak ortaya koyabiliyor olması gerekir. Bu tamamlanmış bir buluş anlamına gelir. Burada şunu demiyorum yalnız bakın. Bu tabii daha sonra da aslında bununla ilgili bazı doneler vereceğim ama burada şunu söylemiyorum. Yani şu kadar ayrıntı değil. Mesela iki parçanın birbiriyle birleşmesi için kaynaklı gibi değil. Bu iki parça işte metal parçalardır. Birbirine birleştirilmesi gerekir. Eğer buluşunuz için çok büyük bir önem yoksa bu perçinle de birleşebilir. Başka bir kaynak, punta kaynakla da birleşebilir. Toz altı kaynakla da birleşebilir. Başka türlü de birleşebilir. Orada teknikte uzman kişi zaten o bilgiyi biliyor. O bilgi bilinen bilginin içinde. Burada inisiyatif almadığı yer sizin buluşunuzun olduğu yer. Yani sizin buluşunuzun yeni olarak gördüğünüz yere ilgili inisiyatif almamız gerekir. Bu da enteresan bir örnek. Ders niteliğinde görüyorum ben bu örneği. Işınla bizi sıkkati biliyoruz. 1966'dan beri uzay yolunda söylenen bir şey molecular transportation aslında bir kişinin ışınlanması. Bununla ilgili herhangi bir buluş hala yok ama bu fikir bir şekilde 1966'da Uzay Yolu filminde verilmiş durumda. Herhangi bir problem yok değil mi şeyde aktarımda ve seste veya görüntüde? Bazen bana çünkü bazı uyarılar geliyor. Devam edebilirsiniz Volkan Bey. Sadece bazen Tamamdır. seste problem oluyor. Onun dışında Evet, çok şey değil. bazen birkaç uyarı geldi, o yüzden şey yaptım. Şu an için tamam. Bu patent başvurusunu ve bu kararı, yanında duran kararı isteyene e-mail ile gönderebilirim. Tamamen ders niteliğindedir. 1966'da Uzay Yolu filminde Işınla Bizi Sıkkati ile gösterilen bu fikir 2006'da bir kişi tarafından Full Body Teleportation sistem olarak Amerikan patent ofisine başvuru olarak, patent başvurusu olarak verilmiş. Ve burada şöyle bir şey anlatıyor. İşte yer çekimi dalgalarından
solucan deliği jeneratörüyle birlikte bir hiperuzayda bir akım yaratarak insanların ışınlanabileceği konusunda bir patent. Burada uzman çok iyi bir şekilde oturmuş ve bununla ilgili eksiksiz bir karşı görüş sunarak bu konuyu reddetmiş. Nasıl reddetmiş? Çok sabırlı ve çok güzel bir yazı gerçekten. Tamamını koymadım ben buraya ama tamamı var. Bu konu demiş, bu şekilde anlatıldığında teknikte uzman bir kişi tarafından yapılamaz. Çünkü işte şöyle eksikleri, şunu nasıl yapılacağına dair eksikleriniz, hiperuzayın nasıl tarif edildiğine dair eksikleriniz, solucan deliğinin nasıl, solucan deliği jeneratörünün nasıl çalıştırılarak nasıl ortaya konacağına göre eksikleriniz var diye bir yazı yazmış Timothy Collins diye bir uzman. Tamamen aslında verdiğimiz örnek. Bu kadar uç olmasına gerek yok ama biz de buluş bildirimi yaparken gerçekten buluş yaptık mı, yapmadık mı? Bununla ilgili çok dikkatli bir şekilde davranmamız, gerçekten yaptıysak bunu tam olarak anlatabiliyor olmamız gerekiyor. Patent nedir? Patente de bir bakalım. Çünkü patente bakalım ki aslında buluş bildirimi neler istiyor? Çünkü sonucunda bir patent tarifnamesi yazılacak o buluş bildiriminden. Onu bir görelim. Patent bir yayın. Bir buluşun teknik olarak uygulanmayı sağlanacak biçimde başvuruda açık ve yeterli şekilde yazılı olarak tanımlandığı bir yayın. Tarifname deniyor patentin yayınına. Patentin tarifnamesinin kısımları da başlık, buluşun ait olduğu teknik alan, tekniğin bilinen durumu, buluşun amacı faydaları, şekil listesi varsa şekiller, buluşun detaylı teknik anlatımı, istemler yani yeni olduğunuz kısım ve özetten oluşuyor. Bu sıralamayla yazılan bir yazı tarifname. Tarifnamenin doğru yazılması çok önemli. Neden çok önemli? Diyelim ki siz bir buluşa sahipsiniz ve buluşunuz gerçekten ticari olarak da değer kazanan bir buluş. Değer elde eden bir buluş. Ve bunu yazdırdınız. Öncelikle gittiniz tabii patent vekilinize bununla ilgili buluş bildirimini yaptınız veya işte iş yerinize, Yükseköğretim Kurumunuza yaptınız. Buluş bildiriminizi doğru yapmış olmanız gerekir ki tarifnameniz doğru yazılsın. Çünkü buluş bildiriminiz tarifnamenizin yazılması için referans kaynaktır. Tarifnameniz yazıldı. Tarifnamenizi okudunuz. Bu doğru şeyi koruyor, imajı oluştu sizde. Ve bununla ilgili patent başvurusunu yaptınız. Eğer ki bir ihlal durumunda yani sizin ürününüz başkası tarafından patentle korunan ürününüz hatta patenti de alabilirsiniz bile çünkü patent otoriteleri doğru yazılmış tarifname yanlış yazılmış tarifname diye bakmaz. Bu yeni mi? Buluş basamağı var mı diye bakar. Patenti aldınız. Patentli ürünüm var diye ticaretinize devam ediyorsunuz. Birisi de çıkıyor sizi ihlal ediyor. Belki patenti okumayı bilen biri neresinden dolaşabileceğini bilerek, neresini korumadığınızı görerek o kısımdan taklit ederek sizi ihlal ediyor. Mahkemeye gittiğinizde şöyle bir şey oluyor. Sizin ürününüzle sizi taklit eden ürün yan yana koyulmuyor. Sizin patent tarifnamenizle sizi taklit eden ürün yan yana koyuluyor. Tarifnameniz eğer kendi ürününüzü korumuyorsa o zaman herhangi bir hak talep edemiyorsunuz. Bu dediğim gibi buluş bildiriminden başlayan, buluşun ne olduğunu anladığınız yerden başlayan bir yapı. O yüzden de buluşun ne olduğunu anlamanız çok önemli. Çünkü buluşun ne olduğunu, kendi buluşunuzun ne olduğunu tam olarak anlarsanız tarifnamenizi de doğru şekilde yazdırırsınız. Buluşçu kim peki? Yani bir buluş yapan kişi, evet buluşçu ama genel olarak bu buluş yapan kişi tanımı bazen eksik kalabiliyor. Neden eksik kalıyor? Çünkü aslında hiç çok büyük o yüzdeyle çok oranla tek bir buluşçu olmuyor buluşta. Yani tek bir çalışan kişi de olmuyor. Bir ekip çalışması oluyor. Buluşun bütün safhalarında başka kişiler çalışabiliyor. Bu anlamda şu an üç tane size
tanım okuyacağım. Bu tanımların hepsi tek bir buluşçu varmış gibi bakıldığında yeterli gözüküyor. Buluşçu ve buluşçular buluşu yapmış kişi ve kişilerdir doğal olarak. Buluşçu, buluşun en az bir adet özgün özelliğine bilimsel ve entelektüel katkı sunmuş olan kişidir. Bu da biraz açıklayıcı. Buluşçu, buluş dokümanında en azından bir istemin ortaya çıkmasında teknik katkı gösteren kişidir. Yani biraz önce patent tarifnamesini gördük. Orada iddia ettiğimiz yer istemlerdi. Patentin yeniliği yok dolayısıyla iddia ettiğimiz yer. Buluşçu da bu patent dokümanında bir isminin ortaya çıkmasına teknik katkı gösteren kişi. Ancak bu tanımlar baktığımız zaman çalışma tek bir kişi tarafından yapıldığında çok yeterli gözüküyor. Yani bir atölyeniz var, tek başınıza girdiniz, çözmeniz gereken bir sorununuz var, her şeyini kendiniz yaptınız. Bilinen tekniği kendiniz araştırdınız, çözmeniz gereken sorunu kendiniz tespit ettiniz, çözmeniz gereken soruna nasıl bir çözüm bulacağınız konusundaki fikirleri siz çıkardınız, bu fikirlerin uygulamalarını siz düşündünüz, hepsini siz yaparsanız yukarıdaki tanımlar belki birazcık size yardımcı oluyor. Ama bir ekip çalışması varsa ki genellikle üniversitelerde ve iş yerlerinde bir ekip çalışması oluyor. Birden fazla kişi bununla ilgili katkı sunuyor. Burada 1972'de Amerikan Federal Mahkemesi'nin bir kararından küçük bir alıntı var. Eğer diyor ki yani hani beraberce yapılan buluşlarda kesin parametreleri kime ait kim kime değil demek o kadar zordur ki diyor. Zaten patent hukukunun çamurlu metafiziğinde daha en çamurlu yerdir diyor buna. Aslında komik ve güzel bir tarif bence. Çünkü gerçekten buluşçuları ayırt etmek, kimin buluşçu olmadığını ayırt etmek. Ben şimdi birazdan size bazı doneler sunacağım ama gerçek hayatta kimin hangi yüzdeye sahip olduğunu göstermek o kadar da kolay değil. Önce buluşçu ki kim buluşçu değil ondan başlayalım isterseniz. Bu en azından bazı kişileri elememize neden olacak. O ekipte çalışanlardan. Burada şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada sadece ve tek katkı olarak bunu yapmış kişilerden bahsediyorum. Yani bunu yapmış kişiler buluşçu değildir demiyorum. Buluşun ortaya çıkış çalışmasında sadece yaptığı şeyler, faaliyetler bunlar. Elde edilecek sonucu öngören ancak nasıl elde edileceği fikrine herhangi bir katkı sunmayan kişiler. İşte burada bir örnek verilmiş. Zamanında geriye dönmenin harika sonuçlarını olacağını söyleyen bir kişi zaman makinesinin mucidi olamaz. Burada benim aklıma işte Herbert George Wells geliyor, zaman makinesi yazarı. 1859 galiba veya o civarlarda bir şey olması lazım yazdığı zaman ama zaman makinesi hala icat olmadı ama zaman makinesiyle ilgili birçok fikir ortada devam ediyor. Sorunu keşfeden ancak çözüme katkıda bulunmayan kişi. Buluşa dair çalışma ile ilgili bilinen teknik bir literatür taraması yapmış kişi. Sadece bunu yapmış ama bakın. Tekrar üstünü vurgulamak istiyorum. Bilinen teknikleri kullanarak buluş ile ilgili sonuç analizlerini ve sonuç testlerini ve analizlerini yapan kişiler. Yani buluşunuz ortaya çıkmış zaten bu buluş çalışıyor mu çalışmıyor mu diye ama bilinen teknikleri kullanarak yapan kişiler. Buluş unsurlarının herhangi bir yaratıcılık gerektirmeden basitçe birleştirilmesini sağlayan montaj yapan kişiler. Buluşun ortaya çıkmasını sağlayan çalışmalara maddi destek sağlayan sponsor olan kişiler ancak hak sahibi olabilir belki ancak buluşçu olamaz. Buluşçu başka bir şeydi. Tamamlanmış bir buluşun sadece sanayi uygulamasını hayata geçiren kişiler. Bunlar kimdi? Aslında baktığımız zaman bunlar buluştan para kazanan kişilerdi. Gelir elde eden kişilerdi. Daha önceki slaytlarda bunu da görmüştük. Buluşun gelişim sürecinde verilen talimatları herhangi bir yaratıcılık olmadan izleyen, uygulayan, rutin görevleri yerine getiren kişiler. Yani bir laboratuvarda çalışıyorsunuz veya işte bir atölyede çalışıyorsunuz. Siz buluşu yapmış durumdasınız ama bazı
yerlerinin bazı kişiler tarafından yapılması gerekiyor. İşte şuranın kaynak yapılması lazım diyorsunuz. O da bakıyor işte bu kaynak en uygunu şudur diyor. Bilinen tekniklerde bir kaynak yapıyor kaynakçınız. O buluşun içinde değil. Yine sadece ve tek katkı olarak bu en alttaki maddeyi söyleyeceğim. Ar-Ge şefi, bölüm başkanı, departman yöneticisi unvanlarına sahip kişiler. Bu, yani şöyle bir şey denmesin. Departman yöneticimiz buluşa katkı yapmış ama sen departman yöneticisin, buluş için olamazsın değil burada. Buluşa katkı yapmazsa sadece bir Ar-Ge şefi olması, sadece bölümün başında olması, sadece denetleyici rol oynaması buluşla ilgili buluşçu olmasını sağlamıyor bu kişilere. Peki bazı istisnalar var. Bu istisnalara baktığımızda neler olabilir? Buluşa dair çalışma ile ilgili bilinen teknik literatür araması sırasında buluş fikrinin gelişimine katkı sunan kişiler buluşçu sayılabilir. Yani literatür taraması sırasında buluş fikrinin gelişimine katkı sunan bir kişi olursa derse ki bakın bu fikri böyle yönlendiriyorsunuz ama ben bilinen teknik ve literatür araştırması yaparken bu fikrin bu şekilde yönlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buluşçu sayılabilir. Bilinen teknikleri kullanarak buluşla ilgili sonuç testlerini ve analizlerini yaparken buluşla ilgili bir eksikliği tespit ederek bu eksikliğin giderilmesine dair çözüm üreten kişiler de buluşçu sayılabilir. Tamamlanmış olduğu düşünülen bir buluşun sanayi uygulaması hayata geçirilirken teknik yapılanmadaki eksiklikleri tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesine dair çözüm üreten kişiler de buluşçu olarak sayılabilir. Bu da önemli bir şey. Çünkü eğer tamamlanmış bir buluştan bahsediyorsak zaten böyle bir eksikliğin, teknik bir eksikliğin olmaması gerekir. Biz tamamlanmış olduğunu düşündüğümüz için belki bunu sanayi uygulaması için veriyoruz bazı kişilere ama teknik yapılanmadaki eksiklikleri tespit ederek bunun böyle olması gerekir diyen kişiler de buluşçu sayılabilir. Bakın bilir diyorum, sayılır demiyorum. Yine dediğim gibi Ar-Ge şefi, bölüm başkanı, departman yöneticisi unvanlarına sahip kişilerin de buluşçu olmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Sayılabilir ifadesi, yukarıda yazdığım şu üç tane sayılabilir ifadesi ne zaman kesinlik kazanır? Buluş fikrinin gelişimine katkılar ve eksikliklerin giderilmesine dair çözümler bilinen tekniğin dışında buluşun özgün yönleriyle ilgili ise bu kişiler buluşçu sayılır. Yani biz bir şekilde şöyle yine ayrı birleştirme metodundan bahsediyorum. Sanayi uygulama şeklinde bir şekilde oraya hani kaynak yapılır veya işte perçinle birleştirilir demişiz. Ama oradaki kişi bilinen tekniğin dışında olmayan bir yol öneriyor bize. Ya yani şöyle de olursa daha ucuz olur veya şöyle de olursa daha sağlam olur gibilerinden. Aslında bu buluşçu değil, bu bilinen tekniğin içinde önerdiği bir ifadedir. Bizim için önereceği çözümün buluşun özgün yönleri, buluşun çalışması ile ilgili özgün yönleriyle ilgili olması lazım. Yani o olmazsa buluşun çalışmaması lazım. Bir muadil çözüm değil. O çözüm olmazsa çalışmayacağı veya o çözüm olmazsa bizim buluşumuzun olmayacağı bir çözümle olması gerekir. Buluşçu kimdir'in yavaş yavaş sonuna gelelim. Ondan sonra da buluş bildirim formu nasıl doldurulur, buluş bildirimi nasıl yapılır ona geçelim. Tamamlanmış bir buluşta uygulamaya yönelik her şey ana hatlarıyla da olsa sadece buluşçunun zihninde de olsa tam olarak belirlenmiş demektir. Bir kere bu buluşun da bir tanımı aslında. Baktığımız zaman eğer bir buluş yapıyorsanız uygulamaya yönelik her şeyin en azından ana hatlarıyla da olsa tam olarak belirlenmiş olması gerekir. Zaten bu durumda baktığımızda o zaman sizin buluşunuzun testlerini yapan kişiler veya sizin buluşunuzun sanayiye uygulayan kişiler aslında sizin yönlendirmeleriniz ve direktiflerinizle hareket ediyor olurlar. Siz zaten her şeyi, bütün buluşu tamamlamış halde onların önüne koyarsanız onlar zaten aslında direktifle hareket eden, buluşçu olmayan kişiler olur. İlave bir tanım olarak da bu da Avrupa Patent Ofisi'nden alınmış bir tanım. Buluşun son halini alabilmesi için fikir ve uygulamada yaratıcı ve benzersiz girdi sağlayan kişiler ve kişiler buluşur. Ben burada hep buluşu diye bahsettim. Literatürde başka türlü yazanlar görebilirsiniz.
isterseniz işte buluşçu, buluş sahibi, buluş yapan, inventör, mucit gibi hepsi aynı anlama gelir. Hani ondan sonra bir karışıklık olmasın. Buluş sahibi başka bir şey mi, buluş yapan başka bir şey mi gibi. Genelde kanun maddelerinde buluş yapan yazar, işte bazıları buluş sahibi yazar. Ben buluşçu olarak bahsettim. Hepsi aynı anlama gelir. Şimdi buluş bildirim formunu ben bizim kullandığımız yani Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerine ve kuluçkalarına kullandığı buluş bildirim formu üzerinden anlatacağım ama eğer bir çalışansanız veya bir serbest buluşçuysanız yani bir bağımsız bir buluşçuysanız benzer şekilde bir kağıda da yazarak yani bu söylediğim bölümleri bir şekilde bir kağıda da yazarak veya bir şekilde bir form harici başka bir şekilde yazarak da yazılı olarak ilgili kişilere sunabilirsiniz. İlla ki bu form üzerinden sunmanıza gerek yok. Bir kere formda buluşçular belli olduktan sonra buluşçuların isimleri yazılacak. Ardından da buluşa ilişkin açıklamalara başlanacak. Buluş başlığı önemli. Buluşun ne ile ilgili olduğunu söyleyen ilk ifade aslında. Net bir ifade seçilmesinde fayda var. Mesela gelen bazı hatalı örneklerden bahsetmek istiyorum. Bu normalde sadece buluş bildirimlerinde değil, patent tarifnamenize de böyle bir başlık atarsanız uzman tarafından düzeltilir bu başlıklar. İşte bir tıbbi aparat yazarsanız bu damar kateteri montaj aparatı diye düzeltilir. Neden? Çünkü buluşunuzun başlığı buluşa aslında refere etmesi gerekir. Suni ka... Bir ses duydum ama devam ediyorum tekrar. Araç, kamyon ve benzeri araçların fren sistemleri için basınç yoğunlaştırıcı derseniz taşıt fren sistemleri için basınç yoğunlaştırıcı ünite, yoğunlaştırma ünitesi gibi bir düzeltme alırsın. Neden? Ve benzeri gibi şeyler kullanılmaz. Genel olarak gelen buluş bildirimlerinde yapılan bazı başlık hatalarından bir tanesi de bir makale, bir bilimsel çalışma başlığı gibi. İşte X formülasyonlarının nokta nokta etkinliğinin değerlendirilmesi gibi. Bu sanki şöyle bir imaj veriyor. Aslında ben tamamlanmış bir buluşa sahip değilim de bir değerlendirme yapacağım. Daha bilimsel çalışma aşamasındayım gibi bir imaj veriyor. Onun da normalde yapılması gereken hali nokta nokta etkinliğine sahip X formülasyonları gibi yazılması gerekir. Bu sadece Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin kullandığı buluş bildirim formunda var. Eğer ki dediğim gibi Yıldız Teknik Üniversitesi mensubu değilseniz veya işte bize bir buluş bildirim vermiyorsanız böyle bir bölüme gerek yok. Sadece belki bunların içindeki ifadeleri yazabilirsiniz. Biz bunu neden istiyoruz? Çünkü buluş her zaman televizyonun kendisini yapmak olmayabilir. Televizyonun uzaktan kumandası içindeki algılayıcının sensörünü yaparsınız. İşte ses sistemi içindeki başka bir şey yaparsınız, bulabilirsiniz. Veya birçok makine içindeki birçok unsurun değişmesi gibi bir şey yaparsınız. Bir taşlam yağlanması gerekmeyen yüzey bulmakta bir buluştur. Bir metal işlemekte bir buluştur. Bunların ne olduğunu anlayabilmek için bizim kullandığımız bazı ifadeler var burada. İşte buluş yeni unsurlardan mı oluşuyor? Yoksa temel fonksiyonları geliştiren yeni unsurlardan mı oluşuyor? Veya bütün unsurlar biliniyor ama bunların iyileştirilmesinden mi oluşuyor diye çok fazla durmayacağım üzerinde. Böyle bir bölüm koyduk ki aslında hani biz buluşun nerede olduğunu anlayabilelim ve anlatabilelim diye. Buluşun ait olduğu teknik alan mutlaka yazılmalıdır. Yani buluşunuz hangi teknik alana ait? Ben işte medikal sektörde veya işte şu sektörde, şu sanayide, makine otomotiv sektöründe yaptım buluşu diye mutlaka yazılmalıdır. Bizim eklediğimiz bir şey var. Bizde yani Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ekledik bunu. Neden ekledik? Çünkü genel olarak kimya
ve metalurjiden gelen, özellikle malzeme mühendisliğinden gelen buluşlarda birçok farklı sektörde kullanılabiliyor. Ve birçok farklı sektörde başka şekillerde kullanılabiliyor. Bir sektörde ham madde olarak kullanılırken bir sektörde malzeme olarak da kullanılabiliyor. Bir sektörde belki son ürün halinde kullanılabiliyor. Bunlar malzeme ve kimyasal bileşim oldukları için böyle bir şey olabiliyor. Biz de o yüzden böyle bir ayrım yaptık. Hani ilgili sektörler bu sektörde nasıl kullanıldı? İşte son ürün halinde mi kullanılıyor? Bir ham madde olarak mı kullanılıyor, bir girdi mi olarak kullanılıyor, bir malzeme mi olarak kullanılıyor? Bunların yazılacağı bir bölüm koyduk. Dediğim gibi eğer bunun dışındaysanız, Yıldız Teknik Üniversitesi dışındaysanız bu bölüme gerek yok, ama teknik alan mutlaka yazılmalı. Çünkü teknik alan aslında sizin buluşunuzun hangi platformda değerlendirileceğinin yazıldığı yerdir. Buluşun sanayide kullanımı sonucu elde edilmesi beklenen ticari son ürünler de aslında önemli. Neden? Buluşunuzun ilerlediği zaman başka bir yapın içinde veya dışında olursa olsun, fark etmez. İlerlediği zaman elde edeceği son ürün hangisi olacak? İşte ben bir sesle ilgili bir şey bulduysam, sesin daha iyi iletilmesine dair bir yapı bulduysam, bu belki işte müzik setlerinde kullanılacak, televizyonlarda kullanılacak, işte medya yayını yapan sektörlerde kullanılacak, sinemada kullanılacak. Bu şekilde son ürünleri yazmanız bakış açısının gelişmesinde sizin aslında nereye doğru gittiğinizi göstermede önemli bir yer. Buluşla ilgili çözmeyi planladığınız teknik problem ve gidermeye başladığınız teknik ihtiyacı tanımlayın diye bir bölümümüz var. Bu aslında bilinen teknik açıklaması. Bir buluş doğal olarak zaten tanımı itibarıyla bir teknik problemi çözmeyi ve bir teknik ihtiyacı karşılamak üzere yapılan bir iş. Yani bir buluş bunun için zaten ortaya çıkarılıyor. Tüketicinin karşısında en hızlı şekilde en doğru bilgi. Bu zaten yapılacak şey bu. Yani bir buluşu çıkarıyorsanız bir teknik probleminiz vardır. Bu teknik problemi çözmek için siz de bu buluşu yapmışsınız demektir. O yüzden de bilinen teknik kısmı, yani aslında siz buluşu çözmeseydiniz hangi teknik problem devam ederdi? Hangi konuda hangi teknik problem devam ederdi? Bunu her buluş bildiriminde bulunması gereken bir bölüm olarak görüyoruz. Ve daha sonra da bu bilinen teknikten farklarınız, avantajlarınız nelerdir? Bunu görmemiz lazım ki siz neyi yaptınız, hangi avantajları sağladınız, buluş basamağını nasıl elde ettiniz? Yine dediğim gibi bu yapılması gereken bir tablo değil, ama biz bunu koyuyoruz. Neden koyuyoruz? Çünkü Yıldız Teknik Üniversitesi değerlendirme sisteminde bu tip özelliklere ihtiyacımız var. Bu önemli bir tablo. Nasıl önemli bir tablo? Biraz önce gördüğümüz teknik problem içeren bilinen teknikteki diğer çözümler aslında sizin çözmeniz gereken bazı problemleri içeriyor ve bazı özelliklere sahip değiller. Hangi özelliklere sahip olmadığı için sizin buluşunuz bu rakip çözümlerden daha avantajlı? O problemi bu rakip çözümler neden çözemiyor, sizin buluşunuz çözüyor göründüğü bir tablo aslında bu. Bunlar genellikle bu kısımların sayısal olarak, yani ölçülebilir olarak doldurulması çok önemli. Yani işte şu sıcaklıkta çalışıyordu birinci rakip çözüm. O yüzden de çabuk ısınma sağlıyordu. Onun da nedeni işte yapısının şöyle 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 düzenlenmesiydi. A, B, C unsurlarından düzenlenmesiydi. Ben buluşumu sadece A ve B unsurlarından yapıyı düzenleyerek o ısıya erişmemesini sağladım. Bu nedenle de benim buluşum daha uzun çalışıyor ısınmadan gibi yaptığınız böyle açıklamalardan kaynaklı bir özellik karşılaştırma tablosu. Buluşun teknik resimlerini, akış diyagramlarını, şemalarını, görsellerini mutlaka sunun. Bu
yapacağınız normal bir buluş bildiriminde veya fark etmez bir buluşçu olarak yapacağınız tarifname yazdırmak için vereceğiniz geri bildirimlerde de olsa teknik resimlerini, akış diyagramlarını mutlaka sunun. Dediğim gibi bir buluş anlatılırken ne kadar çok bilgi verilirse tarifnamenin yazımı, ne kadar doğru ve çok bilgi verilirse tarifnamenin yazımı o kadar kolay olacaktır ve doğru bir tarifname yazılması o kadar kolay olacaktır. Teknik resim vermekten, akış diyagramı vermekten, görsel vermekten korkmayın çünkü bir patent tarifnamesinde yer alan görseller, teknik resimler koruma kapsamının içinde değildir. Yani siz buluşunuza belli bir şekilde bir görsel verdiğiniz zaman artık o görselin dışına çıkamazsınız. Sadece o görseli koruyorsunuz anlamına gelmez. Çünkü buluşlar aslında teknik yapıları korur. Teknik yapının şeklini, işte görüntüsünü, estetiğini, dış kabını veya işte rengini veya başka şeyleri korumaz, özellikleri yoksa. O yüzden de resim vermekten, görsel vermekten kaçınmayın. Bu sizin buluşunuzun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Buluşun detaylı teknik açıklaması önemli. Zaten asıl verilen tarifnamenin içeriğini oluşturacak yer burası. Burada faydalardan, avantajlardan, neden buluşunuzun faydalı olduğundan kaçınılarak sadece teknik yapının ne olduğunu, çalışan yapının ne olduğunu, fikrin hayata geçirilmesi için o uygulama yapısı vardı ya, ikinci unsurumuz bizim. Bu fikrin hayata geçirilmesi için uygulama unsurlarımızın neler olduğunu ve bunların nasıl birleştirildiğini, birbirleriyle nasıl bir kronolojik sırayla monte edileceğini, bir uygulaması varsa bir uygulamasını, örnek bir uygulamasını, muadil bir uygulaması varsa versiyonları varsa versiyonlarını, İçinde kullandığınız unsurların işte 4-5 unsurlu bir buluştan bahsediyorum. A, B, C, D unsurları. A üssü, B üssü, C üssü varsa bunların ne oldukları. Bunların açık, çok açık bir şekilde anlatıldığı bir yer. Buluşun detaylı teknik anlatımı. Ama dediğim gibi sadece teknik bir anlatım. Kesinlikle faydalardan, İşte avantajlardan bahsedilmemesi gerekir. Zaten onunla ilgili bir yer size verilmiş durumda. Bu yedinci kısım aslında normalde bir buluş bildirimi yapmak için yeterli olan bilgiyi verir. Ama biz bir kısım daha koyduk. Neden koyduk bunu? İstemler vardı hatırlıyorsanız tarifname seti hazırlanırken. İşte detaylı anlatım ardından istemler. Yani neydi istemler? Sizin buluşunuzun yeni olan, özgün olan kısımlarının korunacağı yerler. Size bir açıklama daha yaptırıyoruz burada. Bir daha yoruyoruz aslında sizi ama bir açıklama daha yaptırıyoruz. Yediye atıf yaparak, yani detaylı açıklamaya atıf yaparak özgün kısımlarının, özgün unsurlarının, buluşun özgün unsurlarının hangi olur? Belki listeyle birkaç cümleyle bak burası yeni ben evet birçok şey anlattım. Televizyonun içinde bir ses sistemi anlattım. Bunu anlatmak için de bütün etkileşimlerini anlatmak mecburiyetindeydim. Ama asıl önemli olan, asıl yeni olan kısmım sadece o ses sistemin içindeki işte membran, zar veya işte sesi sağlayan iletim materyali. Bunu anlattığınız yer, özgün kısımların anlatıldığı yer 8. kısım oluyor bizim buluş bildirimimizde. Siz de yazarken form değil başka bir şey yazarken de bu şekilde özgün kısmı yazabilirsiniz. Buluş konusuyla ilgili buluşçular tarafından daha önceden yapılmış başvuru yayın veya başka şey varsa bunların belirtilmesi çok önemli. Neden çok önemli? Genel olarak birçok vakada bunu yaşıyoruz. Eğer ki bir makaleden veya yazılmış bir tezin üzerinden 12 ay geçmişse, bazı yerlerde boş görü süresi yok ama Türkiye'de ve Amerika'da var. 12 ay geçmişse üzerinden artık bu konuyla ilgili patent başvurusu tam olarak da anlatılmışsa o makalede ve tezde buluş
Artık bu konuyla ilgili patent başvurusu yapma olanağı ortadan kalkıyor. Zaten yapsanız da araştırma raporunda uzman size bakın burada yaptığınız işte 2007 yılında yaptığınız şu yayın var. Bu yayın sizin buluşunuz önünde yenilik engeli sağlıyor. Bu da sizin yayınınız diye gönderiyor. Uzman ilk araştırmayı buluşçu adıyla yapılmış yayınlarda yapar. Özellikle akademisyen buluşlarında ilk araştırmayı buluşçu bir yayın yapmış mı bundan önce ve bu yayın buluşu tam olarak anlatıyor mu ona bakar. Bununla ilgili yapar. O yüzden bunu bilmemiz bizim için önemli. 12 ayı geçmediyse bununla ilgili rüçhan hakkı ve hoşgörü hakkı kullanılabiliyor. Dediğim gibi bazı ülkelerde yok ama bazı ülkelerde var. Bundan da bu bilmemiz çok önemli. Bir de buluş geliştirmesi sırasında TÜBİTAK veya KOSGEB herhangi bir yerden bir destek alındıysa bunu belirtilmesi önemli. Çünkü bunun başvurusunu sırasında Türk Patent istiyor. Buluş bildirim formu doldurulurken bazı eksiklikler olabiliyor bize gelen buluş bildirim formlarında. Bunlardan bazılarını ben sıralamak istedim. Neden? Çünkü hani bunlar karşılaştığımız eksiklikler çok sık mı? Bazıları çok sık değil, bazıları belki bir kere iki kere oldu. Ama en azından bu eksikliklerin görülmesi doğru bir buluş bildiriminin doldurulmasında bizim için faydalı olabilir. Tamamlanmamış bir buluşa sahip olmadan uygulama kısmı eksik bir fikrin korunması talebiyle yapılan buluş bildirimleri. Bu biraz fazlaca karşılaştığımız bir sorun. Belki bizim sosyal yapımız nedeniyle biraz aceleci bir halkız, milletiz. Yani fikrim çalınır, fikrim işte başkalarının eline geçer diye çabuk bir koruma elde etmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi bir buluş iki unsurdan oluşuyor. Bu iki unsurun tamamlanması gerekiyor. Eğer uygulama kısmı eksik ise fikriniz ne yazık ki o haliyle korunamıyor. Hatta bir buluş bile olamıyor. Ama bu şekilde gelen, benim fikrimin çok korunması lazım diye gelen buluş bildirim formlarını işleme almakta, bunlarla araştırma yapmakta, bunların tarifnamelerini yazdırmakta zorluk çekiyoruz. Bu anlamda özellikle tamamlanmış bir buluşa sahip olmak çok önemli. Buluşun bazı özelliklerinin saklanması, gri bırakılması tam olarak ifade edilmemesi. Bu da çok önemli bir eksiklik. Bazen şöyle düşünüyorlar. Benim buluşumun trik bir yeri var. Bu yayın olacak. Yayına çıkacak. Ben burayı yazarsam herkes bunu görecek. Ben burayı yazmazsam ama gri bırakıp başka bir şekilde geçersem burayı görmeyecekler. Ve aslında ben bunu korumuş olacağım. Hayır, aslında korumamış oluyorsunuz. Tarifnameye yazmadığınız her şey buluşun korunmasını engelleyen unsur. Tarifnameye yazdığınız kadarını koruyorsunuz. Bir de şöyle bir durum daha var buradaki durum şeyde. Gri bıraktığınız yer buluşun uygulamasını yani demiştik ya teknikte uzman bir kişi bu tarifnameyi okuduğu zaman veya buluşunu ona anlattığınız zaman tamamen uygulaması gerekir. Bu gri bıraktığınız yer uygulamayı engelliyorsa patentiniz aslında boşluklu bir patent oluyor. Patent delici denen bir meslek türü var. Yani patentinizi iptal ettirmeye çalışan, eğer ki birilerinin ticaretine dokunuyorsa patentinizi iptal ettirmeye çalışan kişiler bunlar. Patentlerdeki eksikleri bulan, işte bunun tam olarak bir buluş olmadığını söyleyen, tarifnamenin doğru yazılmadığını söyleyen, açıklamanın doğru yapılmadığını söyleyen, bununla ilgili mahkeme açan, bununla ilgili deliller bulmaya çalışan kişiler bunlar. Büyük şirketlerde var bu kişiler. Böyle bir gri alan bıraktıysanız ve buluşunuz tam olarak uygulanamıyorsa ve patent hasbelkader aldıysanız uzmanın gözünden kaçarak bu kişiler sizin patentinizi rahatlıkla burada uygulamayı sağlamayan bir bilgi var. Bu buluş bu şekilde okuduğunda uygulama sağlanmıyor diyerek iptal ettirebilir. Çünkü bu dediğim şey yani tarifnamenin buluşun uygulanmasını sağlayacak kadar açık ve net yazılması ifadesi benim veya herhangi bir kaynağın ifadesi değil. Bu 67-69 Sınai Mülkiyet Kanunu, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü kanunlarının, Avrupa Patent Ofisi kanunlarının ifadesi. Bunlar kanun ifadesi.
Buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problem kısmında sadece teknik alan ilgili genel bilgilerin verilmesi. İşte bu da karşılaştığımız bir şey. Aslında burada anlatmamız gereken sizden bir adım önceki yer. Yani çözdüğünüz problemin üzerinde durmanız gerekir. Teknik alan ile ilgili genel bilgiler, geriden gelen çok böyle ansiklopedik bilgilerin yazılmaması gerekir buluş bildiriminin içine. Hem buluş bildirimini kalabalıklaştırıyor, hem konunun dağılmasına, buluşun anlaşılmamasına neden oluyor. O yüzden de sadece aslında şu konuda, şu teknik alanda bu konuda şu eksiklik vardı, bizde şu problem vardı, bu problemi çözmeye çalışıyoruz anlatmak, kısaca net bir şekilde anlatmak çok daha yerinde oluyor. Bunu çok yaşıyoruz. Neden olduğunu anlayamadığım bir şey bu. Metin içinde kelime ve kavram tutarlılığının olmaması. Yani başlarken bir unsura A diyerek başlayan bir buluş bildirimi ilerlediği süre zarfında aynı unsura artık B demeye, AB demeye, ABA demeye başlıyor. Ama aynı unsur, aynı şey devam ediyor. Burada kavram tutarlılığı çok önemlidir. Neden çok önemlidir? Tarifnameniz de böyle yazılır. Tarifnamede de bir kelimeyi bir unsurla ilgili kullandığınız andan itibaren artık o unsurla ilgili kullanmak zorundasınız o kelimeyi. Ben bunu çok, bu örneği çok veriyorum. Benim daha önceki eğitimlerime giren kişiler belki bunu bilirler. Ben içinde buzdolabı yazmayan buzdolabı patenti gördüm. İçinde buzdolabı yerine yiyecekleri ve içecekleri serin tutan bir kabin yazıyordu. Ama artık onu yazdıktan sonra patent içeriğinde bir daha buzdolabı yazmamış o kişi. Buzdolabını tarif edeceği her yerde yiyecekleri ve içecekleri seri tutan kabin olarak yazmaya devam etmiş. Bu metin içindeki hem tutarlılığı, hem kelime tutarlılığını, hem de artık neyi ifade ettiğini, neye atıf yaptığını görmemizi sağlıyor. Fayda ve avantajlarından gereğinden fazla, teknik yapılanmadan gereğinden az bahsedilmesi. Bu da bir eksiklik gibi gözüküyor. Buluşun korunmak istenen özgün özelliklerin açık ve net ifade edilememesi aslında biraz önce buluş bildirim formunu alt alta geçerken 8. bölüm koyduk dedik işte özgün özellikleri ayrı bir yerde ifade edelim diye bunu bu yüzden koyduk. Özgün özellikler bazen detaylı anlatım içinde kaybolabiliyor. Biz nerenin özgün, nerenin özgün olmadığının iddia edildiğini anlayamıyoruz. Şimdi şöyle, hiçbir patent vekili, araştırmacı veya TTO uzmanı niyet okumaz. Yani niyet okumamak için çabalar. Sizin yazdığınız metin bizim için tamamen referanstır. Üzerinden biz acaba şurası mı yeni, acaba burası mı yeni diye niyet okumayız. Siz yeni diyorsanız o kısma, biz o kısma yeni olarak bakarız. Bunu patent uzmanı da aynı şekilde yapar. Bir tarifname yazdıracağınız patent vekili de aynı şekilde yapar. O da hiçbir zaman bak şurasını yeni diyor ama bence yeni değil diye bakmaz. Araştırmasını yaptıktan sonra size patent araştırması gönderdikten sonra bunun yeni olup olmadığını söyler ama başta okurken, buluş bildiriminizi değerlendirirken ilk anda hangisinin yeni, hangisinin yeni değil olduğunu tamamen sizin yazdıklarınız üzerinden devam edilir. Araştırma yapana kadar diyorum tabii ki. Araştırma yaptıktan sonra iş değişebilir. O yüzden buluş bildiriminizin daha net anlaşılması, yeni özelliklerinizin, özgün özelliklerinizin daha net ortaya çıkması için bu 8. bölümü koyduk. Bunun ben diğer buluş bildirimlerinde de yapacak olan kişiler için söylüyorum. Ayrı bir bölüm olarak bak benim bu özelliklerim aslında özgün deme diyerek anlatılması gerektiği taraftayım. Buluşçular tarafından daha önce yapılmış yayınların belirtilmemesi bununla ilgili neden bir sorun olduğunu aslında anlattım biraz önce. Buluşun en az bir örnek uygulanmasının açıklanmamış olması, açıklamak zorundasınız. Bir patent tarifnamesi, bir patent bunu ister. En az bir örnek uygulama, en az bir örnek yapılanmayı açıklamanızı ister sizin. Yani sanayi uygulanabilirliğini görmek ister. Alt alta dizildiğinde ya bak bu var, bu var, bu var. Bunlar da böyle birleştirildiğinde benim buluşum oluyor dediğiniz bir uygulamayı açıklamak ister. Tabii bu açıklama şöyle bir açıklama değil. Yani bütün detaylarıyla işte vidayla sıkılacak,
Ondan sonra işte üzeri paslanmaz boyayla boyanacak gibi böyle çok çok detaylı bir açıklama değil. Yani hangi unsurların birbiriyle nasıl çalıştığını gösteren, hangi unsurların ne görev yaptığını gösteren bir aslında örnek uygulama açıklaması. Buluşun ideal formunun net olarak açıklanmamış olması da önemli bir eksiklik. Buluş bir ideal formdan, bir bazdan, bir yapıdan oluşur. Siz bazı bulduğunuz şeyler opsiyoneldir, bazıları idealdir. Bazıları içinde olur veya olmaz, bazıları da buluşunuzu çalıştıran en küçük parçaları anlatır, en küçük yapılanmayı anlatır. Bu ideal formun, en küçük yapılanmanın bir şekilde net olarak anlatılmış olması gerekir. Ya benim aslında buluşum bunlardan ibaret. Diğerleri opsiyonel muadiller, işte olur veya olmaz versiyonlar içinde hangileri yaralı yaralanmayacağı ticari şeye göre buluşun yapılanmalarına göre belirlenir gibi bir açıklamanın yapılması gerekir. İşlemlerin ölçülebilir ifadeleriyle belirtilmemesi bu da yaşadığımız önemli sorunlardan bir tanesi. Bir ısıl işlem uygulandığı söyleniyor mesela. Bu ısıl işlemin hangi derecelerde, hangi derece aralıklarında, hangi basınç aralıklarında, hangi işte parametrelerle uygulandığı konusunda ifadeler verilmiyor. Bu önemli. Dediğim gibi işlemlerin ölçülebilir ifadelerle belirtilmesi bizim tamamlanmış bir buluşumuz olduğunu göstermek adına çok önemli. Burada şunu söylemiyorum yalnız. Tabii ki bu zihninizdeyse bununla ilgili net bir işte 47 derece ısıtılacak diyemezsiniz. Ama bir aralık vardır. Yani sizin o malzemeleri bildiğinizi, o malzemelerin hangi aralık, hangi sıcaklık aralığında, hangi basınç aralığında, hangi yük aralığında çalıştığını bildiğiniz bir aralık vardır. Çalışmayan en alt aralık, çalışmayan en üst aralığı verirsiniz ve işlem aslında ölçülebilir ifadeler kullanmış olursunuz. Bir de ölçülebilir ifadelerin adreslerinin net olarak belirtilmemiş olması da bir sorun. Bununla çok karşılaşıyoruz. Bu pek üniversite buluşlarında değil ama daha çok başka buluşlarda daha çok karşılaşılan bir şey bu. Fırını 70 dereceye kadar ısıtmakla fırının içindeki hamurun 70 derece olması arasında, 70 derece sıcaklıkta olması arasında patent literatürüne göre çok büyük fark var. Fırının içinin 70 derece, ortam sıcaklığının 70 derece olması ve fırının içindeki hamurun 70 derecede pişirilmesi başka şeyler. Fırının içindeki hamur 70 derece ise o başka bir şeydir. Fırın ortamı, fırının içindeki ortam 70 derece ise o başka bir şeydir. Bunun bir örneği, ölçülebilir ifadelerin net olarak adreslenmesi gerekir. Hangi unsurun üzerinde bu ölçülebilir ifade? Son olarak buluşçu seçimi. Buluşçu seçimi çok önemli çünkü aslında bunun hem bir bilimsel etik tarafı var. Çünkü buluşçu dediğimiz kişi aslında bir yayın yapan kişi, yayın olarak çıkaran kişi. O yüzden buluşçu seçiminde arkadaşımdır, işte doçentlik puanı gerekiyor gibi şeylere girmeden buluşçu seçimini yapmakta, doğru yapmakta, anlattığım buluşçu kriterlerini sağlayan kişileri buluşçu olarak eklemekte fayda var. Hem böyle bir tarafı var hem de şöyle bir tarafı var. Bu yaptığımız patent başvuruları aslında ticari bir varlık. Para kazanmak için yapılıyor patent başvuruları. Patent başvurusunun başka bir niyeti yoktur. Yoksa açık yayın yapılır. Eğer ki insanlığa yararlı olmak isteniyorsa bu açık yayın herkes tarafından ulaşılır ve bir şekilde bu herkes tarafından kullanılır ve bu bir aslında kamuya yararlı bir yayın olur. Ama patent başvurusu belli yerlerde koruma almak ve bu korumayı ticari olarak kullanmak için yapılır. Zaten yapısının kendisinin özelliği budur. O anlamda da gelen gelir, elde edilecek olası gelirin buluşçular arasında tabii ki bir paylaşımı olacak. Çünkü kanun bize buluşçu payı vermeyi öngörüyor. Hem işletmelere hem de üniversitelere. Buluşçu seçimi doğru yapılmalı ki aslında hakkaniyetli bir paylaşım olsun orada. O anlamda da buluşçu seçimi çok büyük önem taşıyor.
Burada Yıldız Teknik Üniversitesi nasıl karar veriyor bir patent aldığı patent buluş bildirimi aldığında? Bununla ilgili hemen kısaca geçeceğim. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olmayan kişileri çok ilgilendirmeyebilir bu. Ama çok hızlı geçeceğim. En azından nasıl bir yapı izliyoruz onu görmeniz açısından. Bir buluş bildirimi aldığımızda biz önce bu usulüne uygun mu? Yani yukarıdaki özellikleri taşıyor mu taşımıyor mu bunu kontrol ederiz. Özellikleri taşımıyorsa buluşçuyla tekrar konuşuruz. Ardından bir yenilik araştırması yaparız. PetSnap üzerinden bu yenilik araştırması buluşun yeni olup olmadığına dair yapılan bir araştırmadır. Bu araştırma buluşçuyla paylaşılır. Buluşçu bu araştırmaya bir karşı görüş sunabilir. Yani sizin araştırmanızı şu konularda katılmıyorum veya katılıyorum veya işte şu konularda bakın yanlış düşünmüşsünüz veya buluşu anlamamışsınız gibi. Rapor ve karşı görüş hiç değiştirilmeden Sınav Mülkiyet Değerlendirme Kurulu'na sunulur. Sınav Mülkiyet Değerlendirme Kurulu da Yıldız Teknik Üniversitesi hak sahipliğine veya serbest bırakma kararı verir. Aslında işte buluş bildiriminle ilgili firmaların ve üniversitelerin yaptığı hak sahipliği kararı hemen hemen bundan ibaret. Tabii buradaki süreçlerin hepsinin her firmada aynı şekilde işlemediği de bir gerçek. Ardından patent başvurusu yapılır ve patent süreci ve hizmet bedelleri Yıldız Teknik Üniversitesi adına devam ettirilir. Sınav Mülkiyet Değerlendirme Kurulu yani biz hangi kriterlere göre bu değerlendirmeyi yapıyoruz? Bunlardan bir tanesi yenilik. Yani buluşunuzun yeni olması gerekir. İkincisi buluş basamağı olması gerekir. Teknoloji düzeyi önemli. Teknoloji düzeyinden kasıt şu. Faaliyet alanındaki bir teknik problemdeki kaçıncı çözüm? 101. yüzüncü çözümün 101.si mi yoksa ilk çözümlerden bir tanesi mi? Hangi teknoloji düzeyinde? Yani ilerleyen bir teknoloji trendini takip ediyor mu yoksa geride kalmış bir teknoloji değil mi? Buna bakılır. Ticaretleşme potansiyeline bakılır. Dediğim gibi bunlar aslında ticari varlıklar ve bu ticari varlıkları artık Yıldız Teknik Üniversitesi'de hak sahipliği elde edeceği buluşlar için ticaretleşme potansiyeline bakarak değerlendirme kriterlerinin içine sokmuş durumda. Covid sürecinde SMDK toplantıları fiziksel olarak yapılamıyor ama uzaktan skorlamayla biz buna devam ediyoruz. Genel olarak böyle bir skalamız var. Eğer genel ortalama bu skorların genel ortalaması 3 ve altındaysa yani 3,5'un altındaysa serbest bırakılıyor. 4-5-6 içinde ise SMDK toplantısında görüşülüyor. 7 ve üzerinde ise otomatikman hak sahipliğine değer görülüyor. Burada arada görüşülen SMDK toplantıları dediğim gibi Covid sürecince fiziksel olarak yapılamıyor ama biz uzaktan bu oylamayı, bu skorlamayı yapmaya devam ediyoruz. Artık Yıldız Teknik Üniversitesi de diğer üniversitelerde, teknoloji transfer ofisleri de, iş yerleri de, işverenler de, bunun içinde Arçelik de var, hepsi var bence. Artık bir buluş değil, bir inovasyon arıyor. Yani aslında para getiren buluş alıyor. Yani buluş çöplüğüne dönmeyelim, patent çöplüğüne dönmeyelim hani diye bir yapı var. Aslında artık bunların sayıdan çok niteliği gerçekten ticari olarak bir pazarda başarı kazanıp kazanamayacağı, tabii ki hepsi kazanamayacak ama en azından potansiyeli olup olmadığına bakılıyor artık. Bu anlamda da şöyle bir grafik hazırladım. Fikirden buluşa geçmek için bir teknik yapılanma gerekiyor. Onu zaten yukarıda anlatmıştım. Buluştan da inovasyona geçmek için de ticari potansiyel gerekiyor. Buluş bildirimleri ve işte buluşların çok fazla artmasıyla ilgili ben Gothard yasasını son olarak size sunarak bitirmek istedim. Biliyorsunuzdur muhtemelen sosyal ve ekonomik bir ölçüt politika ve strateji belirleyen bir hedef haline dönüşürse ölçme özelliğini yitirir. Bizim bu buluş bildirim sayılarımız, patent sayılarımız bir ölçüt. Ama bunu bir hedef haline getirirsek sayıları, patent sayılarını, buluş bildirim sayılarını bir hedef haline getirirsek işte 1.000 işe yaramayan ince çivi veya çok az yine işe yaramayan çok ağır çiviler yapmaya devam ederiz.
Ben burada bitiriyorum. Biraz hızlı bir sunum olması için gayret ettim. Çünkü Ramazan günü herkesi çok fazla tutmak istemedim ama soruları yavaş yavaş alabiliriz varsa soru geldiyse. Volkan Bey, öncelikle teşekkürler. Siz sunum yaparken chatten birkaç soru geldi. Tabii ki. Ben onları not aldım. Onları sizlere ileteyim. Gamze Nur Hanım'ın şöyle bir sorusu vardı. Bir üniversitede TTO mevcut değilse o üniversitedeki öğretim üyesinin yapmak istediği buluş üzerinde üniversite nasıl hak sahibi olur diye. Söyleyeyim. Konu TTO ile ilgili değil. TTO sadece bir aracı kurum burada aslında. Buluş bildiriminizi TTO mevcut değilse rektörlüğe yaparsınız. Ve kararı rektörlük verir. Bizde kullanılan o SMDK yapısı yerine rektörlüğün içinde muhtemelen kurulmuş araştırma planlama rektör yardımcılığında veya başka bir yerde kurulmuş bir yapı vardır. Siz yine buluş bildiriminizi, yükümlülüğünüzü yerine getirip rektörlüğe yaparsınız. Orada ilgili birisi varsa ona, yoksa direkt olarak rektörlüğe yaparsınız. Orada da karar rektörlük tarafından size geri dönülür. Bir soru daha var. Hasan Bey sormuş bunu da. Hangi tarihten itibaren yapılan buluşlar üniversiteye bildirilmek zorundadır? Geçmişe yönelik buluş bildirimi de yapılmalı mıdır? Şeklinde sormuş. Şimdi şöyle, kanun Ocak 2017'de çıktı. Ancak geçmişe yönelik buluş bildirimi tabii ki yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Aslına bakarsanız kanunda şöyle bir madde var. Herhangi bir zaman kısıtı yok. Şöyle diyor kanun, tam olarak ifadeyi söylemek için düşüneceğim. Buluşunu yaptıktan sonra vakit geçirmeden, en kısa zaman içinde vakit geçirmeden, bu en kısa zamanı tarif etmemiştim. En kısa zaman içinde iş yerine veya işte yüksek öğretim kurumuna buluş bildirimi yapma mecburiyetindedir der. Burada şöyle bir durum var. Eğer ki 2017'den sonra, Ocak 2017'den sonra herhangi bir buluş yaptıysanız ve bu buluşu patent başvurusunu yaptıysanız, yapmadıysanız zaten o buluş hala sizdedir. Herhalde gidip başvurusu, yani buluş bildirimi yapabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Yayın çıkarmadıysanız tabii. Yayın çıkardıysanız yenilik özelliği bitmiş durumda. Yayını da çıkarmadınız, hiç kimseye duyurmadınız. Bir yerde duruyor buluşunuz. Tabii ki gidip şu anda buluş bildiriminizi yapabilirsiniz. Hatta yapmanız gerekir. Patent başvurusu yaptıysanız, bu da olabilir. Gidip patent başvurusu yaptıysanız bu konuyla ilgili kendi adınıza, patent başvurunuzla ilgili bak ben başvuru yaptım diye de bildirim yapabilirsiniz firmanıza veya yüksek öğretim kurumunuza. Eğer ki yüksek öğretim kurumu veya firmanız o patent başvurusunun hak sahipliğini isterse, Ocak 2017'den sonraki başvurular için söylüyorum, isterse bunu idari devir olarak herhangi bir ücret ödemeden kendi üzerine devrettirebilir. Hasan Bey var. Anladığım kadarıyla bir tarifname yazan bir patent mühendisiyim diye kendisini tanıtmış. Bir tavsiyede bulunmuş, bir de soru sormuş. Sorusu şöyle, buluşunuzla ilgili yayın yaptıysanız makaleniz veya işte yayınlandığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde patent başvuru yapmanız halinde uzman o dokümanı yeni olarak kabul edileceği bilgisi doğru mudur? Yenilik kriteri eğer kendi yayınınız ise bir yıl değil midir diye soru sormuş. Evet, ben de 12 ay dedim zaten. Aynı şey, 1 yıl 12 ay. Oradaki şey zaten kendi yayınınızdan itibaren 12 ay içinde başvurunu yapmanız gerekir. Ama bu yenilik kriteri dediğimiz, daha doğrusu yenilik kriteri değil bu, hoşgörü süresi dediğimiz bu 12 ay her ülke için geçerli değil. Türkiye'de var böyle bir 12 aylık hoşgörü süremiz. Amerika'da da var bir 12 aylık hoşgörü süresi ama Avrupa'da yok mesela. Yani bu yenilik kriteri için ben de aynısını söyledim zaten. 12 ay. 12 ay 1 sene nasıl ifade ediyorsun? Türin hocamızın bir önerisi olmuş. Ben öneriyi not aldım. Erhan Çetin'in sorusu var. İki adet.
lisanslı patent ve tescilli patent kavramları aynı şeyler midir? Farkları varsa nelerdir? Diye yöneltmiş. Bir de patent sahibiyiz. 3-4 senede ödemelerimizi yaptık ama daha sonra ödemedik ve patent bizden düştü. Korunmaz duruma geldi. Bu durumda üçüncü kişiler aynı patenti alıp kullanılabilirler mi? En sondan başlayayım. Patentle ilgili ödemelerinizi yapmadınız, patentiniz düştü. Dünya üzerinde artık o konuyla ilgili, birebir olarak o konuyla ilgili patent alma hakkı kapanmıştır. Çünkü yenilik ölmüştür. Yani konu, seminerin konusu bu olmadığı için ben yenilik, buluş basamağı ve bunlara pek fazla girmedim ama... Bir patent alınabilmesi için patentin dünya çapında herhangi bir şekilde kamuya açıklanmamış bir bilgiyi içeriyor olması gerekir. Eğer ki dünya çapında yenilik kriteriniz öldüyse başkası da o konuyla ilgili patent alamaz. Sizin patentiniz yayına çıktıysa ve bu çıkan yayınla ilgili patentle ilgili konuyu düşürdüyseniz artık kimse o konuyla ilgili patent alamaz. Ama herkes patent konusu buluşu üretip satabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yoktur. Artık siz de, herkes de bu konuyu üretip satabilir hale gelmiştir. Tescilli patent dediğimiz şey, başvurduğunuz ülkeden, bu Türk Patent Kurumu olabilir, Amerikan Patent ve Marka Kurumu olabilir, Almanya, Avrupa Patent Kurumu olabilir, onların işte alt ülkeleri olabilir. Aldığınız korumayı söyleyen tescil belgesidir aslında. Yani siz artık başvurdunuz, araştırma ve inceleme raporları düzenlendi, korumaya haizsiniz. 20 sene başvurudan itibaren 20 sene korumanız var. Buyurun kullanın korumanızı dedikleri bir tescil işlemidir. Lisanslama çok daha başka bir şey. Lisanslama, şurada başa dönelim istiyorsanız. Şurada patentin ticarileştirilmesinden elde edilen gelir diye bir şey var Yüksek Öğretim Kurumu'nun dediği. Lisanslama bir patent sahibinin başka bir üçüncü kişiye veya tüzel kişiye, üçüncü tüzel kişiye patentinin kullanım haklarını vermesidir. Bu kullanım haklarını bir ücret karşılığında verir. Bunun sınırlaması olabilir, işte zaman sınırlaması, kullanım, coğrafi sınırlama, her şey olabilir. Verdiği aslında şöyle daha basit tabirle bir hak kiralamasıdır. Yani patentinizin haklarını üçüncü kişilere, bak sen ürününü üretebilirsin, ben seni engellemem ama bunun karşılığında da bana bir lisans bedeli vermen gerekir dediğiniz bir müessesedir. Soruları siz görebiliyor musunuz Volkan Bey, yoksa ben size aktarmaya devam edebilirim? Aktarırsın iyi olur. Tamam. Gamze Nur Müjdeci sormuş. Buluşun bir kısmı bir poster bildirisi olarak yayınlanmışsa, ancak bunun herhangi bir yazılı metni yayınlanmamışsa buluş başvurusu yapılabilir mi? Yine o zaman buluş şeyine gelelim. Buluşun tanımına gelelim. Bakın buluşun tanımında fikir ve uygulama şekli, fiziksel kısım. Fikir, konsept yayınlandı, uygulama şekli, fiziksel kısım net olarak, yani teknik kısım net olarak yayınlanmadı. Teknik anlatım net olarak yayınlanmadı. O zaman buluşu tam olarak anlatmamış olursunuz. Teknik işlevsel kısmının da tam olarak anlatılmış olması lazım. Burada tabii ki net bir şey söylemem. Yani şu an bu bilgiyle, şu soruyla yenilik ölmüş müdür, ölmemiş midir net olarak söylemem çok mümkün değil. Ama sadece fikir olarak ve varılacak sonucu anlattıysanız, ben şunu yapacağım, şu sonuca varacağım, aradaki teknik yapılanmayı anlatmadıysanız, buluşu anlatmamışsınız demektir. Bunu tabii çok farazi söylüyorum. Görmem gerekir metni. Metni ve sizin buluşunuzu görmem gerekir. Gerçekten tam olarak yeniliği öldürüyor mu, öldürmüyor mu bakmam gerekir ama dediğim gibi ben şunu yapacağım ama teknik kısım yok, sadece bir cümleyle şunu yapacağım. İşte televizyonlarda çalışan bir görüntü düzeceğim. Bunu da
eski televizyonlara uygulanabilecek halde tak çalıştır olarak piyasaya süreceğim. Ama arada nasıl yaptığınıza dair herhangi bir teknik açıklama yok. Bunu hangi elemanlarla, hangi unsurlarla yaptınız, o zaman yenilik ölmez. Orada bir yenilik öldürme diye bir şey yok. Ama aradaki unsurları da açıkladıysanız yenilik ölür. Evet, bir diğer soru da Çağrı Çimenci'den. Bir alanda patentli bir ürün var, mesal veriyor. Biz de bu patente benzer bir uygulama geliştiriyoruz. Fakat farklılıklar gösteriyor. Bu uygulamada buluş başvurusu yapıp satışına geçilebilir miyiz diyor. Yani çok şey, yani bu vakadan vakaya değişir, görmek gerekir. Ne kadar aşıyorsunuz, ne kadarını aşıyorsunuz? Yani şöyle bir şey söyleyeyim hemen istiyorsanız, o bir patent almak demek, şöyle başlayalım. ABC unsuru olan bir tane yapı var. Biz o ABC unsuru yapıya bir D unsuru koyarak bir buluş yarattığımızı düşünüyoruz ve buluşta yarattık, farklılaştırdık. ABCD unsurlarımız olan bir ürün buluş yarattık. Bunun başvurusunu yaparsak ABC artı D'ye, yani artı D olduğu için patent alırız. Patent belgesi alırız. Ama patent belgesi almak illaki ürünü yapıp çıkarmaya izin anlamına gelmez. Eğer ki ABC unsurlarını elinde tutan kişi, kurum patentini, ABC unsurlarını koruyan kişi, kurum patentini devam ettiriyorsa ve patent hala yürürlükteyse, bizim o ABC unsurlarını ürünümüzde kullanıp D'yi eklemek için ondan ABC unsurları için izin, yani lisans almamız gerekir. Bu söyleyebileceğim en, bu soruya verebileceğim en net cevap. Diğer tarafta böyle hani içeriği bilmek lazım ki ne kadar ayrılıyor, ne kadarının kullanım üretim serbestisi var, ne kadarının yok, o kadar onu görmemiz gerekir. Hüseyin Bey'in de bir sorusu vardı ama öyle bir cevap verdiniz ki gelecek soruyu da yanıtlamış oldunuz. Enis Kazaz'dan gelmiş bir soru. Dünya çapında bir patent başvurusu için kurum olarak nasıl bir bütçeyi planlamalıyız? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünya çapında bir tescil çok yüksek miktarlarda bir paraya neden olur. Bir tescilden bahsetmiyoruz anladığım kadarıyla. Dünya çapında bir patent başvurusu dediğimiz şey patent işbirliği anlaşması, PCT'dir. PCT anlaşmasını da ilgili bir patent başvurusu yapabilirsiniz. Burada da Türk Patent üzerinden araştırma otoritesi seçerseniz burada ücretler çok yüksek değil. 2000-3000 lira civarında bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla. Ama daha sonra ücretler PCT size bir araştırma raporu veriyor ve bu araştırma raporu ülkelerde tescile gitmeye başlıyorsunuz. Tek tek ülkelerde tescil ettirmeye başlıyorsunuz. Oralarda bütçeler artmaya başlıyor. Şöyle bir kanıya varmayın sakın. Dünya koruması, global koruma, dünya çapında patent, böyle bir şey yok. Bunu söyleyen birisi de varsa, hani bunu söyleyen bir kurum, bir patent vekili size doğruları söylemiyordur. Bu benim hep önerim zaten. Bütün patentler yerel olarak tescil olur. Siz pazarınızı seçersiniz. Bu örneği çok veriyorum. Daha önce katılan kişiler belki yine şey yapmışlardır. BMW bile patentlerini 8 ülkede tescil ettiriyor. Daha fazla ülkeye gitmiyor. Bütçesi yok mu? Var. Ama neden? Otomotivi üretebilecek, kendisini taklit edebilecek kabiliyete sahip olan ülkeleri kapatıyor sadece. Siz de bakarsınız, benim pazarım nereyi kapatmam gerektiğini görürsünüz. Pazarınızın %80'ini bile kapatsanız yeterlidir bu konuda. O anlamda bir patent başvurusunda dünya çapında bir bütçeyi nasıl planlarız gibi bir sorudan ziyade, bunu isterseniz hani önce pazarınızı görüp o pazardaki bütçeyi nasıl planlarız gibi bakmakta fayda var.
Görüyorum, soruyu okuyorum. Üniversiteye patent bildirimi yapılıp patent alındı diyelim. Yıllık ücreti, koruma ücretini üniversite mi karşılıyor? Üniversiteye patent bildirimi yaptınız. Tekrar göstereyim bu kısmı. Bu süreçleri geçtiniz. Bu süreçler sonunda SMDK, orada oturmuş insanlar var masa başında. Oradan Yeşil Ok'la devam ettiniz. Yani Yıldız Teknik Üniversitesi hak sahipliğinde devam edildi patente. Tabii Yıldız Teknik Üniversitesi mensubu olmanız lazım önce bunun için. Yıldız Teknik Üniversitesi hak sahipliğinde devam edildi patente. Bundan sonra bakın patent süreciyle ilgili hizmet bedeli ve harçların tamamını Yıldız Teknik Üniversitesi ödüyor. Sizin patentinizi portföyde tuttuğu sürece. Ama diyelim ki olumsuz bir araştırma raporu geldi. Patentiniz düşmek zorunda kaldı. Tescil olmadı. O zaman ödemiyor. Tescil olursa tescilin devamında ödemeye devam ediyor. Afife hocamızın bir sorusu var. Tabii ki. Amerika'da bir beyin cerrahiyle cerrahi bir problemi çözmek amacıyla bir ürün üzerinde çalışıyorlar. Sorunu bilen ve tanımlayan cerrah, Amerikan tarafı, ihtiyacı karşılayacak olan ürün tasarımını bizler yapıyoruz diyor. Ancak Türkiye tarafında kendileri ve bir firma sahibiyle ortak geliştirme yapıyorlar. Bu durumda hak sahipliğini patente nasıl yansıtacağını soruyorlar. Cerrah sadece sorunu tespit ettiyse, yani sadece sorunu tespit ettiyse buluşçu değildir. Herhangi bir fikirle ilgili bir önerisi yoksa buluşçu değildir. Zaten onu da yine açıklayacağız. Buluşçu tanımıyla ilgili. Sadece sorunu keşfeden, sadece sorunu keşfeden kişiler çözümle katkı bulunmadığı sürece buluşçu değildir. Bir kere cerrahı bu tarafa koyabiliriz. Ama sorunu keşfedip çözüme de katkıda bulunuyorsa o zaman tabii bakmak gerekir. Diğer tarafı devam edebilir misin? Erdoğan. Türkiye tarafında da bir gene ortak bir geliştirme var bir firma ile ve hocalarımız tarafında. Tamam. Burada da firmanın buluşun unsurlarını nasıl geliştirdiğine bakmamız gerekir. Eğer biz şunu söylüyorsak, ben her şeyi hazırladım. Buluşun fikir kısmını da hazırladım, uygulama kısmını da hazırladım. Firmaya hazır bir reçete verdim. Reçeteyi firma uyguluyorsa, firmadan kimse de buluşçu değildir. Hazır reçeteyi uyguluyorsa. Ama biz şunu diyorsak ki, bak ben fikir tarafını geliştirdim. Bunun sanayi uygulamasıyla ilgili uygulama kısmını senin geliştirmen lazım. Bak mesela şurada bir şey kullanmam lazım. Bunun hangi malzeme olduğunu seçmen lazım. İşte bunun nasıl kullanılacağını seçmen lazım gibi şeyler söylüyorsak oradaki yaptıkları katkılar buluşçu olmaya elbette öngörebilir. Dediğim gibi bunu okudunuz değil mi? 1972'de bu buluşçu konusunu Amerikan Federal Mahkemesi zaten çamurlu olan patent kanunun en çamurlu yeri olarak görmüş. Çok gerçek hayata uygulandığı zaman anlatılması çok kolay değil. Çok birbirinin içine girift bir yapı. Kimin nerede ne katkıyı sunduğunu bulmak, ayırt etmek çok kolay değil. Ama dediğim gibi en azından bazı net kurallara dikkat ederek buradaki bazı sorunları atlatabiliriz. Şöyle bir ekleme yaptı hoca. Amerika tarafındaki firma ürünü ticaretleştirmek istiyor ve hak sahipliği de talep ediyor. Hocamızın buradaki sorusu şu, bu patent başvurusunu Türkiye'den mi başlanacak yoksa Amerika'dan mı başlanacak veya nasıl diye? Şimdi yine o zaman kavramlara dönelim. Ben bu kavramları bu yüzden şey yaptım. Buluşçu ve hak sahibi arasında fark var. Benim anlattığım şeylerin hepsi, biraz önceki anlattığım şeyler eser sahibi buluşçu. Hak sahibi eğer ki bir çalışmanın, yani bir şekilde bir çalışmanın sponsoru oluyorsa, onun imkanlarıyla gelişiyorsa bu çalışma. Siz gidip orada çalışıp orada devam ettiriyorsanız hak sahibi buralar oluyor.
İşte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir miktarını geliştirdim. Buradaki yetmedi, buluşum tamamlanmadı, gittim bir miktarını da orada geliştirdim. Buluşçu siz oluyorsunuz, hak sahibi hem Yıldız Teknik Üniversitesi hem orası oluyor. Hak sahipliğiyle buluşçu arasında dediğim gibi imkan kullanımıyla ilgili bir kavram farkı var. Evet. Benim chatimde ki soruların hepsini yanıtladık Volkan Bey. Bilmiyorum size özelden iletilen oldu mu? Bana da herhangi bir soru gelmedi. Zaten katılan kişi sayısında da bir 10 kişilik bir azalma var. Çıkıyor herkes tabii ki. Ramazan'da da herkesi çok fazla yormayalım. Umarım yararlı bir sunum olmuştur. Olabildiğince üzerinden ve hızlı geçmeye çalıştım. Dediğim gibi çok kolay anlaşılacak ve bakılacak bir şey değil. Her konu kendi içinde vaka vaka değerlendirilmesi gereken konular bunlar. Ama ben size genel bir bakış açısı sunmaya çalıştım burada. Aslına baktığımızda bütün konu, bütün vakalar kendi içinde bakılarak, kendi içinde nasıl çözüleceğinin görülmesi gereken bir konu bu. Buluşçu belirlenmesi, hak sahibi nasıl belirlenecek, işte gelir aktarımı nasıl olacak, bunların hepsi kendi vakaları içinde bakılması gerekir. Ama ben bir bakış açısı geliştirmek istedim ki size en azından bu vakaların nasıl bakıldığı konusunda bir fikrimiz olsun. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buluşu da pardon sunumu da buluş demekten sürekli buluş dedim. Sunumu da herkesle paylaşırız inşallah. Yaparız, göndeririz.